Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, İslam rahmet ve merhamet dinidir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Peygamber Efendimizin hayatındaki en acı hadise Taif hadisesi, Peygamber Efendimizin ne kadar engin bir merhamet sahibi olduğunu bizlere göstermektedir. Değerli cemaat, Peygamber Efendimiz çok zor şartlar altında Mekke'nin her köşesine Allah'ın kelamını ulaştırmış ve insanları Müslüman olmaya davet etmiştir. Fakat Mekke'nin büyük çoğunluğu iman etmez. Peygamber Efendimiz kimin iman edip etmediğine bakmaksızın tebliğ ile görevlidir. Ve ilahi mesajı sadece Mekke'ye değil, tüm insanlığa ulaştırmak için görevlidir. Değerli cemaat, Peygamber Efendimiz bu görev çerçevesinde Mekke'ye 2 gün uzaklıktaki Taif şehrine gitmeye karar verdi. Peygamber Efendimiz yanına evlatlı olan Hazreti Zeyd'i de alarak yayan olarak yola koyuldu. Çok çileli ve yorucu bir yolculuktan sonra Taif şehrine ulaştılar. Peygamber Efendimiz Taif şehrinde bütün evleri tek tek dolaşarak Allah'ın mesajını insanlara ulaştırdı. Ve onlar da Mekke müşrikleri gibi Peygamber Efendimiz'e inanmadılar. Peygamber Efendimiz'i aşağılamaya başladılar. Allah peygamber olarak göndermek için bula bula seni mi buldu diye ona hakaret ettiler. Allah 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 ya. Peygamber Efendimiz ve Hazreti Zeyd şehri terk etmek için hareket ederler. Fakat karanlık kalpli ve eli taşlı zalimler Peygamber Efendimiz'i şehrin çıkışındaki yolda beklemekteydiler. Peygamber Efendimiz ve Hazreti Zeyd şehri tam çıkarken bu kalbi mühürlü, eli taşlı zalimler Peygamber Efendimiz'in etrafını çevirip ona küfürler etmeye ve hakaretler yağdırmaya başladı. Peygamber Efendimiz etrafını çevreleyen kalabalığa hüzünle bakar. Hepsinin yüzlerinde nefret, ağızlarında ağır hakaretler vardı. Ve işte o acı hadise yaşandı. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz, Allah'ın dinine davet ettiği insanlar tarafından taş yağmuruna tutulmaktaydı. Taşlar Peygamber Efendimiz'e ve Hazreti Zeyd'e isabet etmekteydi. Hazreti Zeyd çaresizlik içinde çırpınmaya başlamıştı. Tek derdi peygamberimizi korumaktı. Ve onlara yalvardı, ne olur peygambere atmayın, bana atın diyerek Peygamber Efendimiz'e siper olmaya çalıştı. Fakat taş yağmuru o kadar fazlaydı ki Peygamber Efendimiz'e ve Hazreti Zeyd'in vücuduna ve her yerine isabet etmekteydi. Fakat Hazreti Zeyd'in asıl canını yakan, vücuduna isabet eden değil, isabet etmeyen taşlardı. Çünkü vücuduna isabet etmeyen taşlar Peygamber Efendimiz'in vücuduna, mübarek bedenine isabet ediyordu. Peygamber Efendimiz ve Hazreti Zeyd kan içinde kalır. Peygamber Efendimiz iyiliklerinden başka bir şey istemediği insanlar tarafından taş yağmuruna tutulmaktaydılar. Peygamber Efendimiz güçten düşer, soluğu kesilir ve olduğu yere çöker ve başını ellerinin arasına aldı. O merhametsiz zalimler Peygamber Efendimizle alay ederek kollarından tutarak kaldırdılar. Onunla dalga geçerek onu tekrar taşlamaya başladılar. Ah ulana, ah ulana. Ben orada olacaktım ki o taş atanların kolunu bacağını kırıp parçalayacaktım onlara. Son peygamber, rahmet peygamberi, yeryüzünün en şereflisi yol boyunca taş yağmuruna tutuldu. Hazreti Zeyd, Peygamber Efendimizin beddua edeceğini ve Taif halkının helak olacağını düşündü. Ama Peygamber Efendimiz, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rahmet peygamberiydi.
Taif halkı onu taşlarken o yine onlar için endişelenmekteydi. Mübarek dudaklarından tek bir beddua ifadesi dahi dökülmez. Aksine Allah'ın Taif halkını helak etmesinden korkar. Peygamber Efendimiz ve Hazreti Zeyd şehirden biraz uzaklaştıktan sonra bir üzüm bağına sığındılar. Her tarafları yara bere içindeydi. Orada bir süre soluklandılar. Yaralarını ve kanlarını su ile temizlediler. Ve Peygamber Efendimiz vakit geçirmeden namaza durur ve iki rekat namaz kılar. İşte o sırada bütün haşmetiyle Cebrail aleyhisselam gelir. Heh. Cebrail, Peygamber Efendimizin bir bedduasıyla dağları Taif halkının üzerine kaldıracak, Allah'ın izniyle onları helak edecekti. Oh, iyi oldu. Hak ettiniz be. Ulan peygamber taşta bak ne demek lan? Allahsızlara bak ya! Fakat o rahmet peygamberi beddua etmek yerine dua etmeyi seçti. İşte merhamet budur kardeşlerim. Kendisine bir insana yapılabilecek en büyük hakareti yapan, taşlayan Taif halkına kıyamadı. Hayır dedi. Hayır, ben onların helak olmalarını değil, onların nesillerinden yalnız Allah'a ibadet edecek, ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak insanlar gelmesini dilerim. İşte merhamet budur kardeşlerim. İslam merhamet dinidir. Peygamber Efendimiz mecbur kalmadıkça kimseyle savaşmamış, düşmanlarına dahi merhametli davranmış ve her zaman iyilik, doğruluk ve güzelliği yaşatmaya çalışmıştır. Değerli cemaat, bizim vazifemiz de Allah'ın yoluna hikmetle, güzel söz ve nasihatle davet etmek ve inanmayanlarla en güzel şekilde mücadele etmektir. Allah-u Teala bize de Peygamber Efendimiz gibi merhametli olmayı nasip eylesin inşallah. Amin. 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 Amin.